Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün biraz böyle taban puanlarla ilgili konuşalım istiyorum. Çünkü soruyorsunuz hocam, işte tercihler yaklaşıyor, taban puanlar ne olabilir? İşte biz onlara göre tercih yapacağız deniliyor. Onun için de ben hemen bir tablo oluşturdum. Şöyle bir tablomuz var. 2017-2018 TEOG'la 2018 yani LGS arasındaki farkları ben hesapladım hemen hemen. Bakalım neler olacaktır. Bir de tercih zamanınızda arkadaşlar, pazartesi tercih olacak ya, yani pazartesi tercih olacak diyor. Pazartesi sonuçlarımız açıklanacak ya. Ben hemen pazartesi günü bir canlı yayın patlatacağım YouTube kanalından. Hemen tercihlerle ilgili konuşmalar yapacağız. İşte herkes netlerini söyleyebilir. Ben o netlere göre sıralama yapabilirim. O sıralamadan da bizim dilimlerimize veya işte kaç kişiye, yani bizim LGS hocam tayfanın sıralamasını belirleyebiliriz. Ama arkadaşlar kesinlikle doğruları yazmanız lazım. Bir de gene genel böyle büyük çaplı bir anket yapabiliriz. Anketi nasıl yapacağız? Yani işte 2019'da puanlarınız hesaplanacak ya. Pazartesi belli olacak. Onların dilimleri belli olacak. Puanları belli olacak. Netleri belli olacak. Onları bana yollayacaksınız. Ben yine sıralama yapacağım. Gene bir 3000-5000 kişi katılır diye düşünüyorum. Onun sıralamasını yapacağım ve ona göre işte hedeflediğin okul olacak. Hedeflediğin okulla işte senin aldığın puanın arasındaki puanı hesaplayıp, yani hedeflediğin okul gelir mi gelmez mi, onun analizini yapacağız. Tabii garanti analizler değil arkadaşlar. Ben böyle yani sizler istediğiniz için yapıyorum bunları. Şimdi bir hemen analiz yapalım. 2019'da acaba ne olacak? Taban puan ne olacak? Şimdi Galatasaray Lisesi 2017 498 ile kapatmış. 2018'de de 473'e düşmüş. Şimdi 2017 TEOG'da pardon arkadaşlar, sorular kolaydı. TEOG zaten herkesin yapabileceği tipte sorular vardı. Tam yapan, yani full yapan sayısı çoktu. Ama 2018'e geldiğimizde böyle şaşırdık kaldık. Çünkü beklemediğimiz soru tipleri geldi. Hele en çok da sayısal, yani matematikte tıkandık kaldık. O yüzden de puanlarımızı düşürdü. O yüzden de taban puanlar düştü. Yerleştirme puanlarımız düştü. Şimdi bizler 2019'da acaba puanlarımız neler olacak? Çünkü tercih zamanlarınız var. Tercihleri de buna göre yapacağız. Evet. Benim tahminlerim, yani tahmin ediyorum. Bir de arkadaşlar, benim kameramda bir sıkıntı var. O yüzden normalde kameranın karşısına geçip anlatıyorum. Öyle daha güzel oluyor. Ben de çok seviyorum öyle. Böyle şey oluyor, durağan oluyor. Çok bir şey yapmıyormuşuz gibi geliyor ama kamerayı en kısa zamanda halledeceğim ve karşınıza çıkacağım. Şimdi bakalım. Aradaki fark 25 arkadaşlar. 25 puan fark etmiş. Ama şöyle bir analiz ediyoruz. İşte İstanbul Lisesi 498'den 469'a, yani 29 fark var. Ankara Fen Lisesi 34 olmuş. Kabataş 35. İzmir Fen Lisesi 40. Çapa Fen Lisesi 48. Bornova Anadolu 78. Yani şunu fark edin istiyorum. Orta seviyeleri indikçe puan aralığı fark ediyor. Çünkü bu sınav orta seviyeye zor geldi. Zor geldi ve zor gelince de puanlar düşük geldi. Puanlar düşük gelince de ne olacak? Taban puanlarımız düşük gelecek. 2019'da neler olacak? 2019'da taban puanlarımız arkadaşlar, ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki de kesinlikle artacak. Hemen şuraya geleyim. 2019 kesinlikle arkadaşlar taban puanımız artacaktır. Çünkü yani 2018'de bizlere soru tiplerini gösterdiler aslında. Yani 2019'da da hemen hemen aynı geldi. O yüzden çok böyle farklı bir şey olmadı. Yapanlar yaptı. Yapamayanlar da tabii ki hayırlısı diliyoruz onlar için. Onlar için de zaten ayrı bir video çekeceğiz. Yapamayanlar diye. Yapamayanlar attı. Yapamayanlar ne yapacak? İşte nasıl bir tercih süresi onları bekliyor. Onunla ilgili güzel bir video hazırlayacağım. Kameranın önüne geçeceğim. Hepsini tek tek anlatacağım sizlere. Şimdi 2019'da taban puanlarımız artacaktır. Ama şöyle bir artış olacak. Şimdi lise, yani lise artışlar olacaktır. Mesela işte dediğimiz gibi TEOG'la LGS'ye bakıyoruz ya, aralarındaki fark ne olacak? Hepsinde aynı bir şekilde olmayacak. Olmayacak, taban puanlarına artmış veya azalmış olması farklılık gösterecektir. Diyelim ki 2018'de İzmirliler ne yaptı? Çok çalıştı ve 457 ile kapattı ya. Örnek veriyorum. Şimdi İzmir Fen Lisesi, yani İzmir'de yaşayanlar 2019'da ya işte biraz tembellik yaptı diyelim. Tamam mı? Çalışmaları aksattı diyelim. Ne olacak? Puanları azaltma olabilir.
Yani taban puanlarında azalma olabilir. Azalma dediğim yani yine artacak ama öteki illere göre, öteki şehirlere göre azalma olabilir. Şimdi İstanbul diyelim. İstanbul'dakiler çalıştı. Gerçekten 2018'e göre daha çok çalıştı. Daha iyi çalıştı. Ne olacak? Puanları yüksek olacak. Puanları yüksek olursa da taban puanlar yükselecektir. Ama üst seviyelerde oynama çok fazla olmaz arkadaşlar. Üst seviye çok fazla değişmez ama orta seviyelerde değişim kesinlikle olacaktır. Mesela orta seviyelerde taban puanlarını da artacağını düşünüyorum. Çünkü diyelim ki işte Bornova Anadolu Lisesi 401 ile kapattı ya. Ben bunun 425 olabileceğini düşünüyorum. 420-425 arası olacağını düşünüyorum. Çünkü orta seviyedekiler, bakın arkadaşlar orta seviyedekiler Bornova Anadolu Lisesi 479'muş. 2017'de tabi sınav zorlaşınca düştü ama sınav gene aynı şekilde olduğu için 2018'de aynı olduğu için bu sefer ne olacak, 2019'da da biraz olsun artacaktır, kesinlikle artacaktır. Mesela buradaki aradaki fark ne, 78, ama bu kadar tabii ki de olmayacaktır. En fazla 25-30 bekliyoruz, o zaman 425-430 arası olacaktır. Anlaştık mı? Çok fazla artacağını düşünmüyorum ve değişecektir işte. İzmir'deki değişebilir, İstanbul'daki değişebilir, liselere göre değişecektir. Ama çok çok gene artacağını düşünmüyoruz. Seçim, yani tercih yaparken de ben sizlere yardımcı olabilirim arkadaşlar. Mesela işte tercih yapacağımız zaman da bir canlı yayın yaparım. İsteyenler için yapabiliriz bu şekilde. Bir rehberlik olabilir, bir tercih süreci olabilir. Bunun çalışmasını yapabiliriz isterseniz tabii ki. Ben yine anket yapacağım, ister misiniz, istemez misiniz diye. Bu şekilde yani benim öngörüm 2019'da taban puanlarımız artacak. Kesinlikle artacak ama çok muazzam işte şu 40 puanlar 48'dir, 76'dır, 78'dir o şekilde artacağını düşünmüyorum. En fazla 20-25, 25-30 arası artacağını düşünüyorum. İnşallah herkes istediği liseye gider, hedeflediği liseye tutturur, güzel güzel oralarda okur, iyi bir şekilde hazırlanarak güzel bir üniversiteye kazanarak güzel hayatını iyi bir şekilde kurabilir. Temennimiz bu arkadaşlar. Bizlerden isteğiniz olursa yazabilirsiniz bizlere. İşte ya hocam şunu yapalım, işte şöyle yapalım. Tabii ben çok fazla yetişemiyorum ama yetiştiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizlere sizlere nasıl daha faydalı olabilirim diye düşünüyorum, ben onun için çalışıyorum. Tabii biz sadece yani bu şeyle uğraşmıyoruz. İşte YouTube, yani YouTube'dan yazanlar oluyor, Instagram'dan yazan oluyor, mailden yazan oluyor, telefondan, WhatsApp'dan yazan olabiliyor. Her yerden yazanlar oluyor ve her yere yetişmeye çalışıyoruz. Onların hepsi, kimseyi kırmaya çalışmıyoruz. Bu da bizim böyle biraz aksaklığımızı ortaya çıkarıyor ki her yere yetişemiyoruz arkadaşlar. Bazıları yazıyor işte, ya hocam yazmıyorsunuz, cevap yazmıyorsunuz diyor. Ben onları tabii ki de gördüğüm zaman cevaplamaya çalışıyorum ama bazen görmediklerim de oluyor. Onlar da haklarını helal etsinler bana. Ben elimden geleni yapıyorum arkadaşlar sizler için ve devamda edeceğiz. Şimdi şöyle bir olay da var. Bizler taban puanlarını diyelim ki hemen hemen öğrendik. Diyelim ki işte Bornova Anadolu Lisesi 420-401 ya. Dedik ki ortalama 425. Senin puanın da işte 425-426 geldi. Arkadaşlar hiç sıkmayın canınızı, hemen direkt yapıştırın geçin. Yani böyle 3-5 puanı şey yapmayın, düşünmeyin, risk alın. O kadar da risk alın, kesinlikle alın. Çünkü belli olmuyor yani. Atama olabilir, yani oraya yerleşme imkanınız olabilir ki büyük ihtimalle inanıyorum herkes istediği, hedeflediği liselere ulaşacaktır. Çalışanla çalışmayan bir olur mu? Hayır, olmaz tabii ki. Bu da onu gösterecek. Çalışanla çalışmayanın bir olmadığını gösterecek. Tabii bazılarımız çalışıyor. Evet, çalışarak ama çalıştığı sürece de yapamayanlar var. Onlar da stresten kaynaklı, işte bazı farklı sorunlardan kaynaklı olabilir. O da çok normal. Ama kesinlikle hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Kesinlikle hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizlerin önünde çok fazla uzun zaman var. Bu bizim için bir başlangıç. Lise bizim için başlangıç. Evet, olursa güzel olur lise. Ama yani diyelim ki orta seviye bir liseye gitsen bile her şey senin elinde. Nitelikli olan senin olman lazım. Her şeyi sen başaracaksın. Lise bir araçtır. Sen o aracı iyi bir şekilde kullanabilirsen güzel yerlere gelirsin. Ama diyelim ki Galatasaray Lisesi'ne gittin. Gittin orada ortama takıldın. Ortam o 10 numara, harika bir ortam var. Gittin ortama takıldın, gezdin dolaştın, dersleri salladın diyelim. Diyelim, örnek veriyorum. Tabii ki öyle olmaz. Yani çünkü
Galatasaray sizindeki seviyeler hep aynı olduğu için öyle olmaz ama olan da var mı? Kesinlikle var. Gittin Galatasaray Lisesi okudun, işte ortam oldu falan filan fistan. Ne olacak? Bütün dersler hop gevşeyecek. Sonra zorlaşacak. Hepsi birbirinin üzerine binecek. Sana zulüm gibi gelecek. Ama sen iyi bir şekilde Galatasaray Lisesi'ni kazanmışsın. Kendini geliştirebilirsen ki orada çok muazzam geliştirebilirsin. Bir sene zaten hazırlık okuyorsun. Fransızca okuyabiliyorsun. İngilizce okuyabiliyorsun. Başka diller okuyabiliyorsun. Ki muazzam bir şey bu. Diğer yurt dışında çalışma imkanı da sağlıyorlar sana. Oraya üniversitesini de orada okuyabiliyorsun. Yani çok muazzam şeyleri var tabii ki. Etkinlikleri oluyor, işte çalışmaları oluyor. İnsanı geliştirebilir ama dediğim gibi her şey sende bitiyor. Sen eğer istersen yapabilirsin ama istemiyorsan ki zaten başaramazsın bu işi. Evet, çok fazla da tutmak istemiyorum sizleri. Zamanınız çok değerli bizler için. Arkadaşlar, tercih zamanında pazartesi günü görüşürüz. Abone olmayan varsa bir abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.